15 Şubat Cumartesi günü İstanbul Yeşilköy Sen St. Stefanos Mahalli Kilisesi'nde Türkiye Katolik Ruhani Reisler Kurulu tarafından organize edilen korunmasız çocukların ve yetişkinlerin korunması konulu toplantı gerçekleştirildi. Toplantının devamı olarak başka episkoposluklarda yapılması ve 4-5 kişiden oluşacak bir komisyonun çalışmalarına devam etmesi yönünde kararlar alındı. 15 Şubat Cumartesi günü İstanbul Yeşilköy San Stefanos Mahalli Kilisesi'nde Türkiye Katolik Ruhani Reisler Kurulu tarafından organize edilen Korunmasız Çocukların ve Yetişkinlerin Korunması konulu toplantı gerçekleştirildi. Türkiye Katolik Ruhani Reisler Kurulu Başkanı olarak İstanbul Latin Katolik Episkoposu Monsenyor Ruben Tiara Blanca Gonzalez, rahipleri, kutsanmışları ve genel katılımcıları bu toplantıya katılmaya davet etti ve toplantıya toplam 83 kişi katıldı. Açılış konuşmasında Monsenyor Thierry Blanca, bu toplantıyı düzenlemek için üç nedenin altını çizerek, Komünyon Cemaat Kilisesi olmak, 7 Mayıs 2019 tarihli Motu Propirio Apostolik Mektubu'nda yazdığı gibi, Papa Francesco'nun bir istismar vakası rapor edildiğinde, tüm kilisede adalet içinde hareket etmeye hazır olmasını istediğini ve kilisenin çalışma yönteminin komünyon ve sinodat ile çalışmalarının olması gerektiğini hatırlattı. Açılış konuşmasının ardından konuşmacı Almanya Frankfurt İsa Derneği Felsefe ve Teoloji Fakültesi Din pedagojisi Öğretmeni ve Psikoterapist Profesör Doktor Klaus Kiblin Kilise ortamında küçüklerin ve savunmasız yetişkinlerin tacize hakkındaki gerçekler eğitim ve bu durumun önlenmesi konulu sunumunu yaptı. Peder Franz Kengler da moderatör olarak toplantıyı yönetti. Daha sonra aynı dili konuşanlarla oluşturulan Türkçe, Fransızca, İtalyanca, İngilizce ve İspanyolca gruplar konu hakkında çalışmalar yaptı. Grup çalışmaları bittikten sonra toplantıda grupların paylaşımları gerçekleştirildi. Çalışmadan ortaya çıkan en önemli isteklerse bilgi, eğitim ve önlemi oldu. Süre giden eğitimin devam etmesi için Monsenyor Ruben Tiara Blanca toplantıya katılanlardan mutabakat aldı. İki günlük süresi olan bir eğitim programının birkaç ay sonra yapılması kararlaştırıldı ve bu toplantının devamı olarak başka episkoposluklar da yapılması ve 4-5 kişiden oluşacak bir komisyonun çalışmalarına devam etmesi yönünde kararlar alındı.